Video oyunları bizlere günlük yaşantımızdan biraz olsun sıyrılmak ve rahatlamak için bir mola istasyonu gibidir. Kimi zamanlar bizleri eğlendirip heyecanlandırsa da, kimi zamanlar bu durum tam tersi bir hal alabiliyor. Öyle anlar var ki gerçek yaşamdan bağlantı kopar ve kendimizi oyunun içinde var ederiz. Bu süreçte de oyunun içerisinde bulunan çeşitli durumlara stresli bir tepki veririz. Yani genellikle. Bu durum sonrasında komik bir olay olarak aklımızda kalsa bile aslında stresli bir durum oluşmuş olduğunu inkar edemeyiz. Listemizde de oyunlarda çoğunuzun bir kere de olsa yaşamış olduğunu düşündüğümüz en stresli anları derledik. Oh my lord! Okay, give me all your meds. Right now. Holy crap. I'm gonna need that as well. Eğer video oyunlarına ilginiz varsa videoyu beğenip abone olun ki haftada bir gün atmaya gayret ettiğimiz oyun videolarından da haberdar olun. Beğeniler teşvik edici olacaktır. Dark Souls'taki hemen hemen her an. Dark Souls, hiç şüphesiz dövüş mekaniklerinde çığır açan bir oyun. Bunun yanında hiç kimsenin bilmediği hikayesi de cabası. Oyunun dramatik grafikleri, bitmek bilmeyen bossları ve pratik yapmayı zorunlu kılan dövüş mekanikleri, oyunu bitirdiğinizde orta çağdaki bir savaştan çıkmış etkisi yaratabiliyor. Belki de bu yüzden oyunu bitirmenin ardından şehirden uzak kırsal yaşama atılır ve yaşamınızın sonuna kadar orada mütevazı bir yaşam yaşarsınız. Her neyse, konumuza dönelim. Videonun başlığında bahsi geçen stres olayı bu oyunun neredeyse her anını kapsayacak durumda. Sanki korku oyunu oynar gibi oyunda attığınız her adımdan sonra bir şey beklemeye başlayabilirsiniz. Ki başlayacaksınız da. Öyle ki oyunu tam çözdüğünüzü zannederken oyunun sizin için planladığı şeylerden haberiniz olmayacaktır. Ne kadar stresli olduğunu söylesek de oyun bir o kadar da keyifli. Ölmenin rutin bir iş haline geldiği bu oyunda zorlu düşmanları ve ilginç tuzakları atlattığınızda, vücudunuzda mutluluk hormonlarının salgılandığını az da olsa hissedebiliyorsunuz. Vücutta tepkilere yol açan bu oyun her ne kadar stresli durumlar barındırsa da, biraz sabırlı olmanız durumunda oyunun size keyif verdiğini görebilirsiniz. CS'de her şeyin sana bağlı olması. What the fuck? Counter-Strike tartışmaya açık olmaksızın birden fazla neslin elinden geçmiş bir oyun. Öyle ki fikrinizin uyuşmadığı, oturup konuşmaktan keyif almadığınız insanlarla aranızdaki tek ortak nokta belki de bu oyunu bir süre oynamış olmanızdır. Flash bombasıyla kör olmaktan veya altınızdaki el bombasını fark ettiğinizdeki o andan daha stresli olan bir şey varsa o da tek başınıza kalmaktır. Oh hey! Öyle ki takımın ve rakibin aynı puandadır ve hayatta kalan tek kişi sensindir. Karşıdaysa 3 kişi bombayı korumaktadır. Hızlı olman gerektiğinin farkındasındır ve aynı zamanda da düşmanların alt etmenin gerektiğini de biliyorsundur. Hemen aklına Kurtlar Vadisi'ndeki çatışma sahnelerini ya da Çukur dizisindeki muhteşem tekerlekli çatışmayı getirip kendini gazlarsın. Ve 3 kişinin önüne atlarsın. Diyaframından kalbine doğru güzel bir his yukarı doğru çıkmaktadır ve sen aha şeklinde bir tepki vermeye hazırlanıyorsundur. Şaşırtıcı bir şekilde soğukkanlılığını koruyarak işaret parmağınla farenin sol tuşuna basmaya yeltenirsin ve dışarı çıkar çıkmaz kafana mermiyi yersin. Ardından içerisinde Rusların da bulunduğu takım arkadaşların sana küfretmeye başlar. Sen daha ne olduğunu anlayamadan maç senin için küfürler eşliğinde bitmiştir. Her ne kadar bu dramatik an, kimi zamanlar beklenmedik bir şekilde bitmiş, kimi zamansa mutlu sonla bitmiş olsa da, maç bitmeden önceki yaşanan duygu hemen herkes için aynı kalmıştır. Battle Royale'in son dakikaları.
Son zamanların popüler PUBG, Fortnite gibi oyunları Battle Royale konseptini kullanmışlardır. Ardından bu türün tuttuğu görülünce de hem mobil hem de PC'de birçok benzer oyun çıkmıştır. Her neyse. Bu yapımlar oyunlara getirdikleri yeniliklerle popülaritesini koruyarak insanların ilgisini çekmeyi sürdürmüşlerdir. Bu kadar ilgi çeken bir oyun türünde de hiç şüphesiz zamanının çoğunu bu oyuna gömen ve oyunda sürekli kazanma arzusuna kapılan kişiler de ortaya çıkabiliyor. Bu kişiler artık oyuna saatlerini hatta günlerini verdiklerinden, oyundan almış oldukları heyecan da söndüğünden bahsedecek olduğumuz stresli an bu kişiler için geçerliliğini yitiriyor. New shotgun sick. Uçaktan atlayarak başlarsınız ve çevrenize bakındığınızda onlarca insanın da sizinle birlikte atladığını görebilirsiniz. Kimileri için bu durum bile stresli olabilir. Diğer yandan bunların çoğu başlarda etkisiz hale getirilebiliyor. Esas stres hali oyunun son dakikalarına doğru gerçekleşmekte. Öyle ki 100 kişinin neredeyse hepsinin oyun dışı kaldığı ve oyunda sizin de dahil olduğunuz 5 kişi hayatta kaldığında işler stresli bir hal alıyor. Az ve hepsi de bir şekilde hayatta kalmış, kim olduğunu dahi bilmediğiniz kişilerle daracık alanda savaşıyorsunuz. Nereden ne geleceğini bilmediğinizden duyularınızı hiç olmadığı kadar aktif kullanabilirsiniz. Tabii kimilerinin sahip olduğu kasıntı halini saymıyoruz bile. Her ne kadar bazılarına bu stres durumu saçma gelse de, bu tarz oyunlarda zaman zaman kasılmamak elde değil. Outlast'taki her saniye. Bu oyuna çoğunuz rastlamışsınızdır. Kendisi bir korku oyunu ve bu durum stresli bir oyun olduğunu anlamamız için yeter de artar zaten. Hatta kimileri bu oyunun listedeki en stresli oyun olduğunu da savunabilir. Ki buna bir şey diyemeyiz. Oyun kült bir arka plana sahip. Bildiğiniz gibi kült konular bu tarz korku ögeleri barındıran yapımlar için epey iyi bir malzemedir. Little pig. Oyunda bir gazeteciyi oynuyoruz ve bu karakterle yanlış bir şeylerin olduğu bir akıl hastanesine gidiyoruz. Bu akıl hastanesi de uçsuz bucaksız bir yerde bulunuyor. Ve içerisinde de hiç hoş olmayan çeşit çeşit yaratıklar bulunmaktadır. Oyunda korku oyunlarının olmazsa olması jumpscare'lar ve hem grafikler olsun hem de arka planda zaman zaman çalan gerilim dolu müziklerle oyun oldukça stresli bir hal alıyor. Bunun yanında karakterimizin hiçbir silahının olmaması da bu stresli duruma epey bir katkı sağlıyor diyebiliriz. İşin içine de bir de ritüeller girmektedir. Ve bu akılsız olduğunu düşündüğümüz yaratıkların o kadar da salak olmadığını bu ritüellerle anladığımızda gerilim tavan yapıyor. Anlayacağınız bu oyundaki korku unsurlarını her tarafınızda hissediyorsunuz. Ve bu durum stresli. Patlayan Creeper. Çizgi filmlerde denk geldiğimiz patlamadan önceki ince ses ve sonra... Bu stres anını listedeki en kısa an olarak niteleyebiliriz. Öyle ki o patlamadan önceki sesi duyuşumuz ve sonrasındaki patlama bu stres anını kapsamakta. Yani epey kısa bir süre. Ancak patlama anı ve sonrasında bu durumun etkisi hala devam edebilir. Öyle ki elinizde çok değerli materyaller bulunuyorsa bu durum daha da stresli bir hal almakta. Belki de bu durum kimilerini ayıltmaktadır. Bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki bu 1,5 saniye uyurken hissettiğimiz düşme hissini andırıyor. Ve bu da kısa bir sürede olsa insanı oldukça strese sokabiliyor. Creeper belki de bu yüzden oyunda bulunan diğer yaratıklardan daha fazla stres teşkil etmekte. Tüm bu güzel oyunların içerdiği stres, oyuna olan sevgimizi ve oynarkenki heyecanımızı temellendiren şeylerden biridir. Tabii bazı insanlar bunlardan uzak sadece ama sadece kafa dağıtmak için oyun oynayabiliyor. Onları da anlıyoruz. Bir sonraki oyun temalı videomuzda hangi video oyununu görmek istersiniz? Yorum bölümünde belirtmekten çekinmeyin. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.